Laiklik ve demokratik, laik ve demokratik bir ülkede adli yıl açılışı herhalde hukuk kurallarına göre olur. Öyle değil mi? Kuşkusuz. Yani dini bir simge ile bir adli yıl açılışı olur mu sizce? Yani bu Türkiye o zaman bütün değerlerini yerle bir maalesef etmiş gibi bir duruma düşüyor. Kuşkusuz, yani bunun üzerinde durup konuşmak gerekiyor. Ben bugün yazdığım tweette de bunun altını çizdim ve dedim ki muhalefetin de bu konuda suskun kalmaması ve mutlaka doğruyu halka söylemesi gerekir dedim. Ama tabii şu çekingenliği de görüyoruz. Canım ne olacak ki, dua ediyorlar. Biz Müslüman değil miyiz? Her yerde dua edebiliriz şeklinde bir yaklaşımla. Sanki adli yıl açılışındaki bu tabloya ses çıkardığınızda sizi dinsiz, din düşmanı gibi damgalayabilir karşıdaki kesim. Evet. Bunu yapıyorlar zaten. Yani bunu topluma anlatabilirsiniz. Yani biz dine de karşı değiliz, dindara da karşı değiliz, duaya da karşı değiliz. Hakikaten hepimiz Müslümanız ya, toplumun ezici bir çoğunluğu Müslüman. Dolayısıyla bu topluma anlatılabilir ve laikliğin Müslümanlığı yaşamak için de, dindarlığı yaşamak için de bir güvence olduğu topluma anlatılabilir. Bu zor değil. Bunu Atatürk yaptı, bunu Cumhuriyeti kuranlar yaptı. Son derece başarıyla gerçekleştirdiler. Dolayısıyla muhalefetin de buradaki o çekingenlikten kurtulması lazım. Yani o mahalle baskısının, iktidarın kurmaya çalıştığı mahalle baskısının altında ezilmemesi lazım. Biraz önce Gülizar Biçer Karaca son derece güzel açıkladı zaten bunun neden yanlış olduğunu. Ben de tarihsel boyutuyla izin verirseniz açıklamaya çalışayım. Lütfen. Bakın laik bir ülkede, Türkiye Cumhuriyeti de laik bir ülke hala. Anayasamızda laiklik altı kalın puntolarla çizilmiş durumda hala. Laik bir ülkede hukuk dinin gölgesi altında da bulunamaz. Dinsel hukuk da söz konusu olamaz. Yani şu kırmızı çizgiyi çizelim. Laik bir ülkede hukuk, tekrar ediyorum, dinin gölgesi altında da olmaz. Dinsel hukuk zaten hiç olmaz. Laik bir ülkede inananlar da inanmayanlar da tek hukuka, çağdaş hukuka tabidirler. Yani bunun başka türlü tanımlaması olamaz. Dolayısıyla laik bir ülkede adli yılın açılışında hukukçuları ya da hukuk sistemini sembolik anlamda bir dinin şemsiyesi altında gösterecek bir yaklaşım laikliğe kökten aykırıdır. Anayasaya kökten aykırıdır. Yani buradaki dua klasik anlamda böyle geçiştirilebilecek, canım ne olacak ki işte dua etmişler, hepimiz Müslümanız denilerek iyimserlikle karşılanabilecek bir durum değil. Bu sembolik bir durum söz konusu burada. Ki ben Ayasofya'nın açılışını da böyle yorumlamıştım. Yani bir müzenin bir camiye dönüştürülmesinde ne var canım, işte zaten Müslümanız, eskiden zaten orası camiydi diyerek açıklanabilecek bir şey değil demiştim. Siyasal İslamcılar için sembolik anlamı var diyerek bunun üzerinde geçen yıl yazılar yazmıştım çok sayıda. Okuyanlar ya da bu konudaki konuşmalarımı dinleyenler hatırlayacaktır. İşte sembolik davranışlardan bir tanesi de bu adli yıl açılışında gerçekleşti. Bakın tekrar ediyorum, hukuk dinin gölgesi altında karar verir resim sergilendi orada. Ha, hukukçular bundan sonra bu davranıştan dolayı dinsel hükümlere göre karar verecekler demek istemiyorum. Evet. Başka bir şeyden bahsediyorum. Sembolik bir tavır, tutum ve bunun arka planı, bunun derin okumasını yaptığınızda ortaya başka bir şey çıkıyor. Şimdi laik bir ülkede hukukun dinlerin üstünde, dinlerin ötesinde son derece dünyadaki o çağdaş kurallara bağlı şekilde işlemesi gerekir. Adalet söz konusu olduğunda, adalet dağıtılırken mezheplere göre, inançlara göre, dinlere göre adaletin dağılmaması gerekir, dağıtılmaması gerekir. Bunlar evrensel ilkelerdir, bunu hepimiz biliyoruz. Buna uygun hareket etmek gerekir ve bunu aşındırmamak gerekir. Bakın buradaki bir tehlikenin de altını çizeyim. Biliyorsunuz biz laik hukuk düzenine Cumhuriyet'le birlikte geçtik. Ama aslında Lozan'da bu konuda çok ciddi bir altyapı da hazırlandı. Ben bununla ilgili bir yazı da yazmıştım. Oradan bir şeyler aktarayım. Bakın Lozan'da karşımızdaki düşman bloğu, özellikle İngiltere ve Fransa bize şunu dayatmaya çalıştılar Lozan'da. Dediler ki çok hukuklu sistemden vazgeçmeyin. Kapitülasyon hukuku devam etsin.
Cemaat mahkemeleri devam etsin, azınlık mahkemeleri devam etsin. Bunu da yaptılar bize Lozan'da. Bakın Lozan'da İsmet Paşa'nın ve Türkiye heyetinin en çok mücadele vermek zorunda kaldığı konulardan bir tanesi bu. Kapitülasyonlar meselesi konuşulurken biliyorsunuz adli kapitülasyonlar da vermiş Osmanlı Batı'ya. Adli kapitülasyon nedir? Batılı, Hristiyan, gayrimüslim ya da yabancı Osmanlı Devleti'ndeki herhangi bir suça iştirak ettiğinde, Osmanlı'da herhangi bir dava konusu söz konusu olduğunda Osmanlı toprakları içinde onun davasına bizim mahkemelerimiz bakamıyor. Onun için yabancı mahkemeler var. Yani gayrimüslimlerin davalarına bakan, yabancıların davalarına bakan ayrı mahkemeler var. Dolayısıyla çok hukuklu bir sistem var Osmanlı'da. Yani gerekçe de şu, diyorlar ki sizin ülkenizde dinsel hukuk geçerli. Dinsel hukuk geçerli olduğu için siz Müslümansınız. Biz Hristiyanız. Müslümana Müslüman hukukunu uygularken Hristiyan'a da doğal olarak Hristiyan hukukunu uygulayacaksınız diyorlar. Ve biz bunu kabul ediyoruz. Peki bunun geldiği nokta ne? Bunun geldiği nokta şu. Adli kapitülasyonlar üzerinden ülkenin yarı sömürge haline gelmesi. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Ülkenizde suç işlemiş bir yabancı ve siz onu yargılayamıyorsunuz. Çünkü hukuk sisteminiz çok hukuklu. Dinsel hukuk. Elini kolunu sallaya sallaya gezer. Gidebiliyor. Ya beraat ediyor. Adam öldürüyorlar. Beraat ediyor. Ülkesine gidiyor. Çünkü kendi mahkemeleri bu kararları veriyor. Şimdi bakın bizi Lozan'da en çok uğraştıran konulardan bir tanesi buydu. Biz neyi savunduk? Biz dedik ki bundan sonra biz dinsel hukukla değil tek hukuk sistemine geçeceğiz. Bütün dünyada geçerli olan evrensel hukuk. Çağdaş hukuk. Karşımızdakiler neyi savundu biliyor musunuz? Hayır. Siz bunu başaramazsınız. Siz dinsel hukukla idare edilen bir ülkesiniz. Tarihsel süreciniz de bunu gösteriyor. Dolayısıyla buna devam etmelisiniz. Aksi halde işte bizim gayrimüslimlerin hakları, yabancıların hakları ne olacak diye soruyorlar. Çünkü kendi işlerine gelmiyor. İşlerine gelmiyor. Bir de mahkemeleri kapanacak biliyorsunuz. Evet. Yani Osmanlı İmparatorluğu'nda öyle bir düzen kurmuşlar ki adli kapitülasyonlar üzerinden imparatorluğu sömürüyorlar. Sömürge haline getirmişler. Dolayısıyla eğer tek hukuk sistemine geçersek, eğer evrensel hukuku benimsersek bu onların çıkarına değil. Çünkü eski ayrıcalıklarını kaybedecekler. Kaybedecek. Bakın yabancı mahkemeleri kapatmak istiyoruz tabii bu durumda. Kapatacağız. Evet. İşte cemaat mahkemelerini kapatacağız. Cemaatlere göre de mahkemeler var. Cemaat mahkemeleri var ayrıca. Evet. Şimdi Lozan'da bunun için bir savaş verdik ve sonunda kazandık. Kapitülasyonları tamamen kaldırdık biliyorsunuz. Çok hukuklu düzeni yıktık. Ve bundan sonra dedik ki bizim ülkemizde dinsel hukuka göre değil evrensel hukuka göre hareket edecek. Ve evrensel hukuk normlarını benimseyecek, ona göre hem gayrimüslime hem Müslümana hem inanmayana aynı hukuk sistemini uygulayacak. Ve bakın bu doğrultuda biliyorsunuz kanunlar çıkardık. Yani medeni kanunun kabulü ve işte onun ötesindeki diğer hukuk kanunlarıyla ne yaptık biz? Bir anlamda o verdiğimiz sözü de tuttuk. Ve tabii Batılılar siz bunu başaramazsınız, bunu yapamazsınız derken tabii bir anlamda hayal kırıklığına da uğradılar. Çünkü o laik hukuku, çağdaş hukuku hakikaten layıkıyla uyguladık. Kanunlarımızı ona göre modernize ettik, medenileştirdik ve o çerçevede inananı, inanmayanı, Müslümanı, Hristiyanı hepsini aynı hukuk sistemine dahil ettik. Şimdi buradan doğacak olan tehlikelerden bir tanesi de bu. Eğer hukuku dinsel şemsiye altına almaya kalkarsanız, hukuku dinselleştirmeye kalkarsanız bu Allah korusun Lozan öncesindeki sürece de kapı aralar. Nedir bu? Kapitülasyon hukukuyla yeniden karşı karşıya kalabilirsiniz. Aslında çok özür dilerim. Bir parantez, yani o sömürge hukukuyla yeniden karşı karşıya kalabilirsiniz. Açabilir tabii. Miyim? Olmadı mı? Yani buyurun. Tayyip Erdoğan demedi mi tabii. Asla vermem, işte papazı göndermeyiz diye. Bakın bu işin sonu oraya varır. Bu işin sonu oraya varır ve bu büyük bir cumhuriyet kazanımının ki bağımsızlıkla da ilgilidir. Evet. Bakın bu sadece... Yani hukuk dediğimiz zaman sadece adliye akla gelmesin ya da adalet akla gelmesin ya da işte adaletin sağlanması akla gelmesin. Başka bir boyutu daha var. Bir ülkenin bağımsızlığıyla ilgili bir durumdur bu. Ve bakın cumhuriyeti kuranlar ülkeyi bağımsızlaştırırken hukuk sistemini tek hukuk sistemine geçirerek çağdaş evrensel normlara göre bir hukuk sistemi kurarak o bağımsızlığı perçinlemişlerdir. Şimdi bu kurulu düzeni bozmaya çalışırsanız hakikaten hiç istenmeyecek noktalara varabilir bu işin sonu. Bunu da değerlendirmek gerekir ama maalesef iktidarın
kodlarını iyi okumak lazım. Orada şunu görüyorsunuz. Laik cumhuriyeti dönüştürmek istiyorlar. Birinci bölümde de ifade ettiğim gibi. Laik cumhuriyeti 3 sac ayağı üzerinde kuruludur. Laik cumhuriyet. Biraz önce Ahmet Yavuz Paşa da çok iyi ifade etti. Onlardan biri eğitim. Laik eğitim. Öbürü laik hukuk. Öbürü siyasetin laik olması. Yani laik bir siyasi anlayış. Şimdi bu 3 sac ayağına da saldırı var bakın. Siyasetin laikliğinden söz edebilir miyiz Türkiye'de? Yani artık bu çok zor. Evet. Yani öyle bir din istismarı söz konusu ki ülkede. Yani o bir ayaklardan bir tanesi maalesef yıkılmış. Öbürü eğitimin laikliği. Yani cumhuriyetimizin 3 temel ayağı bunun üstünde yükseliyor. Laik cumhuriyet. Eğitimin laikliğinden söz edebilir miyiz Allah aşkına? Maalesef. Cemaatlerin, tarikatların artık neredeyse neredeyse değil resmiyet kazandıkları bir ortamda, eğitim sisteminin içine girdikleri bir ortamda laik eğitimden söz edilebilir mi? Medreseleri mi açalım, mektepleri mi açalım, sıbyan okullarını mı yeniden açalım diye tartışılan bir ortamda ki hakikaten ülkenin değişik yerlerinde o sıbyan mektebi diyebileceğimiz mektepler açılmış. Yani bugün bakın okullar açılıyor ama merdiven altı eğitim veren değişik tarikatlara, cemaatlere ait sıbyan okulları var. Çocuklara Kur'an ezberletilen yerler. Bunun pedagojik olmadığını bütün bilim insanları ortaya koyuyorlar. Ve onlar ne kadar denetleniyor bugün? Müfredat ortada. Öbür taraftan bakın öteki ayak hukuk. Eğer laik hukuku da etkisiz hale getirirseniz ya cumhuriyet çöker. Laik cumhuriyet çöker. Ayakta tutamazsınız laik cumhuriyeti. Ha bir de yine Ahmet Yavuz Paşa'nın ifade ettiği gibi buna bir de ordu. Orduyu da eklemek lazım. Sac ayağı dedik ya aslında dörtlü. Yani orduyu da koymak lazım. Dinle siyaseti birbirinden ayırdı cumhuriyet ama bakın dinle affedersiniz orduyla siyaseti de birbirinden ayırdı. Bakın hem orduyla siyaseti ayırdı cumhuriyeti kurarken Atatürk hem dinle siyaseti birbirinden ayırdı. Şimdi bugün dinle siyaseti yeniden birleştiriyoruz, laikliği ortadan kaldırıyoruz. Öbür taraftan ordu da siyasallaştırılıyor. Ordu aynı zamanda dinle aynı zamanda bir de çok daha tehlikeli bir boyut. Ki biz bunun felaketini 15 Temmuz'da yaşamadık mı? Evet. Yani ordu içine sızan bir cemaatin yarattığı bir kalkışmayı yaşamadık ve onunla mücadele etmiyor muyuz bugün? Bütün bu tablo ortadayken hala orduyla siyasetin, bırakın siyaseti, orduyla dinin yeniden yan yana getirilmesi, yeniden ordunun dinselleştirilmeye çalışılması ya da işte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ordunun önüne çıkarılması... Yani bunların üzerinde durup düşünmek lazım. Yani bir rövanş gibi bir durum var aslında. Çok net. Bir ama tanesi, bakayım. Bir tanesi biliyorsunuz şey, Genelkurmay Başkanı ilk defa bir türbanlı teğmele diplomasını çok verdi. Çok sembolik örnek verebilirsiniz. İkincisi de jandarmadaki duayla mezuniyet veriyor. Ama bakın bu çok tehlikeli. Çok yani geleceğimizi tehdit altına alabilecek bir tehlike söz konusu burada. Ülkenin bağımsızlığı söz konusu burada. Yani ordu, eğitim, hukuk ve siyaset bu dört ayağın layık olması çok önemli. Cumhuriyetimizin alameti farikası bu. Yani niye Afganistan değiliz sorusunun cevabı bu. Milli bir orduya sahibiz, onun için Afganistan değiliz. Herhangi bir cemaatin etkisinin altında olmayan milli bir orduya, Mustafa Kemal'in ve silah arkadaşlarının kurduğu ve vatan kurtaran bir orduya sahip olduğumuz için Afganistan değiliz. Burada bir nokta koyacağım. Laik hukuka sahip olduğumuz için Afganistan değiliz bakın. Evet. Çünkü Afganistan'a... Fark bu.